Efendim hayırlı akşamlar. Dost TV stüdyolarından hepinize merhabalar. Merak ettiklerimiz programıyla sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını cevaplamak üzere karşınızdayız efendim. Hemen bizlere ulaşıp sorularınızı iletmek için telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 341 20 40 nolu telefon numarası üzerinden yayınımıza katılıp sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Facebook üzerinden sorularını, istek ve görüşlerini bizlerle paylaşmak isteyen dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz için facebook.com/merakdost adresini kullanmaları yeterli olacaktır. Son olarak e-posta adresimizi hatırlatalım. Merak ettiklerimiz @dosttv.com. Yine bu adres üzerinden bizlerle sorularınızı, programımızla alakalı istek ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Sevgili dostlar, bugün sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını cevaplandırmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Muhterem Hocam Sabri Akbalat Beyefendi ile birlikteyiz. Sizlerin merak edilen sorularını sormaya, hocamızın değerli ilminden istifade etmeye başlıyoruz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak şükrümüzü artırsın. Hemen başlayalım inşallah. Sadakallahu'l-Azim deniliyor Kur'an-ı Kerim tilaveti sonlarında. Bu Sadakallahu'l-Azim kelimesinin manası nedir demiş izleyicimiz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Biz Müslümanlar hem namaz kılarken hem namazın dışında Kur'an okuruz. Evet. Namazın içinde okuduğumuz Kur'an sonrası böyle bir şey, yani sadakallahul azim demeyiz. Evet. Kıraatın bitmesiyle birlikte rükua gideriz. Ancak sair zamanda okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'den sonra sadakallahul azim deriz. Yani sadaka ne demek? Doğru söyledi. Allah, yüce Allah doğru söylemiştir diye Kur'an-ı Kerim'e olan imanımız, inancımızı bu şekilde ne yapıyoruz? Pekiştiriyoruz. Dile getiriyoruz. Evet. O halde Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra sadakallahul azim demekle söylediğim şey, ya Rab her söylediğin doğrudur. Hı hı. Azim olan Cenab-ı Hak doğru söylemiştir tarzında kanaatımızı, düşüncemizi ortaya koymuş oluyoruz. Evet. Teşekkür ederiz kıymetli hocam. 11 yaşında genç bir izleyicimiz sizlere selamlarını iletmişler. Şöyle diyorlar. Ben 11 yaşındayım ve geçen yaz Kur'an-ı Kerim öğrenmek üzere Kur'an kursuna gittim. Orada kuzenlerime Kur'an-ı Kerim öğretiyordum ama tam olarak hatırlayamadığım için bazen yarım ve yanlış şeyleri de öğretmiş olabilirim diye kanaatindeyim. Bu yarım yamalak kuzenlerime öğrettiğim Kur'an-ı Kerim'den dolayı acaba ben bir günaha girmiş olur muyum demişler. Ne kadar güzel düşünmüş elhamdülillah. Evet, yavrumuz 11 yaşında olduğuna göre sanıyorum büyük ihtimalle buluğ çağına ermemiştir. Evet. Bu yaşta Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gayret etmesinden dolayı tebrik ediyoruz. Ne güzel. Üstelik bir de öğrendiği şeyi yakınlarına, tanıdıklarına öğretmeye gayret ediyor. Onun için de ayrıca tebrik edelim. Öğrettiğim şey tam doğru değilse vebali altında olur muyum? Bu yavrumuz yapabildiğini yapmış. Hı hı. Söyleyeceği ve bundan sonra yapacağı şey nedir? O Kur'an'ı öğrettiği kişilere diyecek ki ben bu kadar biliyordum, size bunu öğrettim ama bunun daha da doğrusu vardır. Bunun için ya birlikte gidelim yahut siz Kur'an öğrenmeyi devam ediniz şeklinde karşı tarafa telkinde bulunur. Yahut birlikte Kur'an okumaya giderlerse gayet güzel bir iş yapmış olurlar. O açıdan bu yavrumuz hem vesile olmakla, yani başkalarına iyi şey tavsiye etmekle hem de kendisi güzel şeyi yapmakla iki türlü sevap almış olacak. Bu yavrumuz herhangi bir günah işlemiş değil. Tebrik ediyoruz. Hizmetine devam etsin ama daha iyi öğrenmenin gayreti içinde de olmaya çalışsın. İnşallah kıymetli hocam. Bir telefon bağlantımız var sevgili dostlar. İzmir'e uzanıyoruz. İdris Bey telefon hattımızda. Alo. Alo, selamünaleyküm. Ve aleykümselam. İdris Bey hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Memleketimizin başı sağ olsun Allah diyorum. Allah razı olsun efendim. Teşekkür ederiz. Kınıyoruz. Rabbim bir daha göstermesin diye niyazda bulunuyoruz. Cenab-ı Hak fırsat vermesin inşallah zalimlere. Amin. Allah razı olsun. Furkan hocam, hocama bir sorum olacaktır. Tabii ki. Buyurun efendim. Bu affedersiniz at ve eşek sütüyle alakalı
kımız ve benzeri şeyle alakalı işletmesini kullanması caiz midir değil midir? Onu evet. öğrenebilir miyim? Yöneltelim. Başka bir sorunuz var mıdır? Bunu bir hekimin tavsiye etmesi mi gerekiyor? Evet. Yoksa kulaktan dolma işte eski koca karı ilaçları dediğimiz şey birisi tavsiye ederse bu şekilde de kullanılabilir mi? Evet. Diye soracaktım. Yöneltelim inşallah İdris Bey. Sıhhat diliyoruz efendim. İzmirli kardeşlerimizi selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Evet muhterem hocam. Buyurun. Eşek sütü ve at sütü kımız diye tabir edilen. Evet. Şimdi eşek etiyle ilgili Resulullah Aleyhisselam'ın açık beyanı var. Yani etinin haram olduğu sünnetle sabit. Kitaplarımızda eti haram olan bir hayvanın sütü de ona tabidir der. Bu ne demek? Yani eti haramsa sütü de haramdır. Dolayısıyla bu sütün içilmesi caiz değil. Ancak şöyle bir şey, farz-ı muhal diyelim. Doktor dedi ki senin bu hastalığın için başka mübah olan bir ilaç yok. Ancak böyle bir süt içersen hastalığın tedavi olur diye bir şeyler söyler de bu hastalık için başka bir ilaç söz konusu değilse o zaman ancak içilebilir. Yani haram olan bir şeyle tedavi mümkün değil. Haram olan bir nesne ile tedavi olabilmek ancak zarureten caiz olabilir. O da nedir? O konuda başka bir ilacın bulunmamasıdır. Evet. Günümüzde eşek sütünün yerine kaim olacak bir sürü ilaç olduğunu ben düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir işletmecilik uygun mütalaa edilmez. At sütü konusu nedir? Atın etiyle ilgili bir haramlık söz konusu değil. Yalnız eski dönemde savaş aleti olduğu için etinin yenmesi mekruh görülmüş. Fakat günümüzde böyle bir artık atın savaş aleti olarak genel yaygın bir uygulama söz konusu değil. O noktada peki bunun sütü ne olacak? Hani kımız içmek caiz mi değil mi konusunda biz şuna bakarız. Bu süt tahammür etmiş mi? Yani ne diyoruz tahammür etmeye? Şaraplaşma, daha doğrusu aklı giderme özelliğine sahip olmuş mu olmamış mı? Eğer öyle bir tahammür etme söz konusu ise bunu içmek de caiz olmaz. O zaman şarap gibi olur. Ancak sağıldı, herhangi bir uygulamaya tabi olmadı yahut beklemeden dolayı bir şaraplaşma diyelim, tahammürü tam tercüme edemediğim yani için. Yani mayalanma süresi geçtiği evet, zaman belki bir sarhoşluk verme ihtimali mi doğuyor? Sarhoşluk verme özelliğini kazanmadan önce yani sırf sağladıktan sonra at sütünü içmekte bir sakınca olmaz. Ancak belirli bir zaman sonra bu hal yani aklı giderme, sarhoş etme özelliğini kazanırsa o zaman at sütünün içilmesi de caiz olmaz. O evet. halde kımızla ilgili söyleyeceğimiz nedir husus? Kımızın mayalanması yahut sağılır sağılmaz içilmesi diye iki şekilde değerlendirmek lazım. Biri sarhoşluk verme özelliğine sahip olabilir. O zaman içemezsiniz, caiz değil. Ancak taze bir at sütü ise herhangi bir tahammür olma yani mayalanma diye bir hal söz konusu olmamış ise at sütünün içilmesinde bir sakınca söz konusu olmaz. Evet, teşekkür ederiz Kıymet Hocam. İzleyicimiz sizlere selamlarını iletmişler. Şöyle bir soru sormuşlar. Efendim çekilen sıkıntılar günahlara kefaret olur mu? Böyle bir şey duyuyoruz. Ne derece doğrudur demişler. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde Müslümanın çektiği sıkıntının günahlarına kefaret olacağına dair açık hususlar, hükümler var. Mesela Cenab-ı Hak وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ buyuruyor. Yani biz sizi değişik şekillerde imtihan ederiz. Evladınızı elinizden alabiliriz. Malınız, canınız vesaire. Bu konularda sizi sıkıntıya sokar ve deneriz. Sabredenleri müjdele buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki
bela ile müptela olan bir kişi sabrettiği takdirde Cenab-ı Hakk'ın mükafatını alacak. Onun karşılığı nedir? Başka ayet-i kerimede Bismillah innemâ yuvaffes sabirûn ecrahum bi gayri hisab buyurulmuş. Yani sabredenlerin mükafatı hesapsız olacak. Çok fazla olacak demek. Peki ayet-i kerimelerde buna benzer çok husus var. Peki hadis-i şeriflerde nasıl geçiyor olay? Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki Müslümanın her hali güzeldir. Kendisine bir sıkıntı uğrar, sabreder, mükafatını alır. Güzel şeyle karşılaşır, şükreder, yine Cenab-ı Hak da ona mükafatını verir. O halde Müslüman bir musibetle karşılaştığında sabreder, bu sıkıntının Cenab-ı Hak tarafından kendisine imtihan amacıyla verildiğine inanır. Sabır gösterecek olursa mutlaka onun karşılığını alacaktır. İnşallah biz mükafatlara şükreden, musibetlere de sabredenlerden oluruz efendim. İnşallah. Bir telefon bağlantımız daha var sevgili dostlar. Betül Hanım Ankara'dan bizleri aradılar. Alo. Hayırlı akşamlar. İyi hayırlı program. Akşamlar efendim. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Yeni evliyim. Yani 7 aylık evliyim. Maşallah. Yeni kapandım. Eşim de hakkı, helali, haramı bilen bir insan. Evet. Ben şimdi hani açık evlendim. Hani eşim belki bu şekilde beni kabul etmiş olabilir ama ben kapandım. Şimdi daha çok imana sahip oldum diye düşünüyorum inşallah. İnşallah. Lakin eşim ailesinden dolayı pek bu şekilde yetiştirilmemiş. Cuma namazlarına gitmiyor, namazlarını kılmıyor. Ben bir şekilde dua mı ediyorum? Ona da birkaç kez telkinde bulundum. Fakat hani hiçbir şekilde bir gelişme kaydedemedik. Ne yapmam gerekiyor acaba? Evet, bakalım varsa bir çaresi hocamızdan öğrenelim inşallah. Biz mutluluk diliyoruz efendim sizlere. Hayırlı akşamlar olsun. Evet muhterem hocam, böyle bir aile yapısında bir eşle karşılaştığımız vakit nasıl bir yöntem izlemeliyiz? Evet, anladığım kadarıyla hanımefendi tesettüre riayet etmeye başlamış. Beyefendinin ibadet sıkıntıları var. Herhalde böyle evet, bir şey. Evet hocam, doğru. Bu noktada yapılacak nedir? Hanımefendinin, beyefendinin nefsini okşayarak, nefsini hareketlendirmeden yani sinirlendirme vesaire gibi uygulamaya geçmeden nefsini okşayarak ikna metodunu kullanabilir. Telkin metodunu, öğüt gibi şeyleri kullanabilir. Bu şekliyle güzel tavsiyede bulunmaya çalışacak. Yani söyleyeceği de nedir? Yani iki günlük dünya. Kimin ne zaman vefat edeceği belli değil. Yani her an ölüm kapımızda. Ankara'da yaşıyorsanız zaten her an her şey olabilir. Büyük bir şehir. Sıkıntılarla da karşılaşabiliyoruz. Cenab-ı Hak bu tür sıkıntılarla karşılaşıp vefat edenlere rahmet eylesin. Amin. Hasta olanlar, yaralı olanlara Cenab-ı Hak acil şifalar ihsan eylesin. Amin. Temennisinde bulunacağız. Yani ölüm illa yaşlıyla ilgili bir mesele değil. Genç olan çocuklar dahi vefat ediyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığımızda ilk hesabımız namaz olacak. Düşünün ki sizi yaratan Mevla namazla ilgili soruyor. Cevabınız yok. Halimiz ne olacak? Elbette problem yaşayacağız. Kabre konmakla mesela sıkıntı başlayacak. Orada rahat etme yok. İbadetimiz eğer varsa, Cenab-ı Hakk'a imanımız varsa orada rahat etmeye başlayacağız. Ve ahiret hayatımız da güzel olacak. Bu hanımefendi ne güzel. Allah'ın bir emrini uygulama noktasında gayet isabetli bir karar vermiş. Tebrik ediyoruz. Ama eşiyle birlikte inşallah huzurlu bir hayat yaşayacaklar. Bunu temin amacıyla yapacağı şey beyefendiyi tahrik etmeden, sinirini artırmadan ne yapacak? Mümkün mertebe yumuşak bir üslupla öğüt vererek, güzel telkinlerde bulunarak, hatta mümkün mertebe iyi arkadaşlarla arkadaş olmasını temin etmeye çalışarak o beyefendinin de Cenab-ı Hakk'ın emirlerini uygulama noktasında gayretli olmasını temin etmeye çalışacak. Arkasından yapacağı şey dua etmek olacak inşallah. Evet, inşallah Cenab-ı Hak fiili olan ve kavli olan duasını icabet edecek güzel bir yuvaya sahip olacaklar. İnşallah. Bizim temennimiz de o yöndedir.
Muhterem Hocam, malumunuz Anadolu coğrafyasında yaşayan insanların birbirine söylediği bazı hurafeler var. İşte biz biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de büyük konuşma diye bir şey. İzleyicimiz şöyle demiş, büyük konuşma diye bir şey var mıdır? Büyük konuşunca başa gelir derler. Bunun İslam'da bir açıklaması veyahut yeri var mıdır demişler. Evet, buna hurafe demeyelim de halk arasında söylenen bir söz var. Bunun bir hadise dayanağı var mı? Men ayyara ahahu bi zenbin lem yemut hatta ya'meleh diye bir rivayet var. Evet. Bir Müslüman kardeşini, bir Müslüman ayıplayacak olursa onu yapmadan ölmez diye bir rivayet var. Bu rivayet Tirmizi'de geçiyor. Ancak zayıf olduğunu beyan ediyor. Hadis alimlerinden Elbani mevzu olduğu konusunda bir görüş serdetmiş. Buna rağmen kitaplarımızda bu hadis zayıf da olsa bir yorum yapılıyor. Deniyor ki mesela bir insan şu an gayet iyi bir Müslüman. Geçmişte yaramazlığı vardı. Yani. İkide bir, ya sen işte hacısın hocasın ama geçmişinde şu vardı gibi. Hep geçmişi karıştırmak. Efendim bu tür şeyler zaten caiz de değil. Değil mi? Tabii. Hiç kimse Hazreti Ömer'in Müslüman olmadan önceki halini eleştirebilir mi? Müslüman olmuş ve artık ondan sonraki hayatı bizim için önemli. Geçmişte şöyleydi efendim. Kız çocuğunu diri diri gömmüştü efendim. Şöyle yaramazdı, böyle bilmem neydi diyebilir misiniz? Hayır. Bunu yapamazsınız. Ancak günümüzde bir yanlışlık yapıyorsa bunu makul ölçülerde evet yapma etme, bu hoş bir davranış değil dememiz lazım zaten. Çünkü kötü bir şeyle karşılaştığımızda bir Müslümanın yaptığı fiilde bir kötülük varsa eliyle, diliyle ve buğz ederek ne yapacağız? Düzeltmeye çalışacağız. Düzeltmeye çalışacağız çünkü orada bir görevimiz var. Mevcut halde bir yanlışlık varsa bunun tashihi gerekiyor. Gücümüz varsa el, ki buna genelde devlet yetkilidir deniyor. Yoksa mesela bir bölgenin ağası olabiliriz. Yetkili sözü dinlenen birisidir. Çağırır yanına, ona gerekli talimatı verir. Bu da güç kullanmaktır. Değil mi? Bir ağanın emri altındaki bir insana böyle yapma demesi önemli. Peki sözle gücü yetenler sözlü ikna etmeye çalışırlar. İkaz ederler. Yahut bunu da beceremiyorsa ne yapacaktır? Hayır, bu yaptığın doğru değil anlamında bir davranış sergilemeye başlarlar. Yani onu yapacağız. Peki bu hadisi zayıf da olsa şöyle de yorumluyorlar. Yani biz Müslümanları ya işte o hareketinden dolayı ayıplamamız, sanki bizim başımıza böyle bir şey gelmeyecekmiş. Biz sanki günahtan masum, korunmuş bir yapıdaymışız, evet, eminmişiz gibi bir hava oluşturur ki Müslümanın yapacağı iş bu değil. Yani hiç kimsenin böyle bir teminatı yok. Büyükler son nefesle ilgilenmişler devamlı. Yani her ne kadar İslam üzere yaşamışlar ama son nefesim ne olacak kaygısını taşımışlardır. Dolayısıyla hiç kimse ben böyle bir hata yapmam, falanca yapıyor, ayıp, tüh, kaka diyemez. Bizim görevimiz bu değil. Orada böyle bir hatırlatma var. Yani siz öncelikle aleykum enfusekum, kendinize bakın. Yani yanlış yapmamaya gayret edin, kendinizi ıslaha çalışın. Başkalarının yaramazlıkları eğer gücünüz yetiyorsa düzeltmeye çalışırsınız ama onları tenkit ederek, ya böyle yapılır mı, biz kesinlikle böyle bir şey yapmayız tarzında ayıplamamız belki de ileride bir cezai mucip de bu. Aynı şeyle muhatap olmamız, belki muhatap olmamıza vesile olabilir. Bu büyük konuşma sözü zayıf da olsa bu hadisten kaynaklanıyor. Yani büyük konuşma ne olur ne olmaz. Aynı şeye sen de müptela olabilirsin demektir. O noktada demek ki dikkat edeceğimiz şey, öncelikle biz kendi nefsimizle meşgul olacağız. Evet. Bir Müslümanın geçmişteki hatalarını yüzüne vurmayacağız. Ayrıca bu adam böyle bir şey yapıyor ama kesinlikle ben böyle bir şey yapmam gibi büyük konuşmayacağız.
İşte bu büyük konuşmadır. Bu büyük konuşma ileride başımıza sıkıntı açabilir. En azından bunun vebali olur. Cenab-ı Hak bundan dolayı bizi hesaba çekebilir. Evet, inşallah büyük konuşmadan, başkalarını ayıplamadan hayatımıza devam ederiz. İnşallah. Efendim bir telefon bağlantımız var, onunla devam edelim. Adana'ya uzanıyoruz. Emine Hanım telefon attığımızda. Alo. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz Emine Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hocama bir sorum vardı. Tabii birinci ki. Sorum, kınanın dinimizdeki yerini öğrenmek istiyorum. Evet efendim. İkinci sorum, özür sahibi olan bir kişi abdestini bir sonraki namaz vakti girince bitiyor. Evet. Fakat bu arada diyelim ki Kur'an okurken ezan okundu. Namaz için abdest bitiyor. Fakat bir sayfa daha okuyayım diye devam edebilir mi? Yani Kur'an okumak için de bitiyor mu o abdest? Evet. Üçüncü sorum, hırsızlık yapan bir hanım biz toplu alanda gördük ve aldığı parayı bize geri iade etti. Bunu elinde olmadığını, 8 yıldan bu yana bu hırsızlığı yaptığını, özellikle düğünde, nişanda, cenazede yaptığını söylüyor. Fakat kocama söylerseniz beni boşar dedi. Evet. Şimdi biz bunu kocasına söylemeli miyiz, söylememeli miyiz? Onu soruyorum. Üç. Tamam. Dördüncü sorumda mesela programınıza katıldım. Üç soru soracağım dedim. Fakat bir soru sormak geldi aklıma. Dördüncü soruyu sorduğumda yalan söylemiş olur muyum? İyi yayınlar, teşekkürler. Pekala efendim. Sıhhat diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Evet hocam. Sıkı bir izleyicimiz güzel sorular sordu diye tahmin ediyorum. Efendim kınanın dinimizdeki yeri nedir? Kına yakmak sünnettir. Hadis-i şerifte de geçiyor. Dolayısıyla bayanlar genelde bizim örfümüz de öyledir. Evet. Yani erkekler çok fazla yakmazlar. Sadece düğün esnasında şu küçük parmak genelde Anadolu'da kınalanıyor. Yapılabilir yani bir örftür. Arap kültüründe sakala kına yakma diye bir şey de var değil mi hocam? Sakalın, sakalı kınalıyorlar. Onlar hepsi sünnete uygun şeylerdir. Yeter ki kendimize yakıştırmaya gayret edelim. Evet. Yani bir renktir o. O rengi veriyor. Sağlık bakımından da faydalı olduğu söyleniyor. Yani bazı hanımlar başlarını yakıyorlar kınayı. Caiz mi? Evet caiz. Erkekler sakalını yaksın olabilir mi? Olur. Ama bizde genelde böyle bir uygulama yok. Yani Anadolu'da. Evet. Kınalı sakal çok şey değil. Biz daha ziyade askere göndereceğimiz çocuklara kına yakarız. Kurbanlık üzerine kına yakılır. Bir de evlenecek kızımıza bunu yaparız. Bunlarla önemli mesajlar veriyoruz. Bunun açıklaması uzun olacağı için o kısmını geçiyorum. Sünnet olduğunu bunlar güzel bir şey. Davranış ve uygulama. Evet. Evet, teşekkür ederiz. İkinci sorusu, özür sahibi bir kimse malumunuz aldığı abdestle bir sonraki ezan vaktine kadar sadece o namazı kılabiliyor ve diğer ibadetlerini yapıyor. Kur'an-ı Kerim okuma noktasında da davranışlarımız bu şekilde mi olacak? Hemen bunu da cevaplayalım, sonra küçük bir reklam arası verelim. Evet, yani namaz kılamayacağı gibi Kur'an-ı Kerim'de okumamalıdır. O hanımefendi ne yapacak? Abdestini yenilesin, kalan bir sayfayı yeni alacağı abdestle devam etsin. En güzeli bu. Evet, teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, Emine Hanım'ın sorusunu, üçüncü sorusunu reklamların ardından cevaplandıracağız. Kısa bir reklam arası, akabinde buradayız inşallah.